İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Bu yılki kuş festivali Batı Ermenistan'ın Van şehrinde gerçekleşmedi. Yerevan, Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı'nın katıldığı 3 günlük herkes için eğitim adlı yıllık konferansa ev sahipliği yapıyor. Şuşi'de çömlekçilik alanında sihirli adlı sergi gerçekleşecek. Kürt savaşçıların lideri açıkladı. Türkiye etnik temizliğe devam ediyor. Riyan Novosti Ajansı, Türk ordusu Ras El Ayn'da Suriye birlikleri tarafından kuşatıldı. Mirza Dinayi ödülü, soykırımdan kurtulmuş olan Ermenilerin torunlarından aldığım için mutluyum. Ermenistan Cumhuriyeti Korosu ilk kez UNESCO Paris Genel Merkezi'nde sahne aldı. Batı Ermenistan'ın Van şehrinde 9 kez düzenlenen Flamingo Festivali bu yıl flamingo olmayınca yapılmadı. Van Merkez İpek Yolu ilçesi sınırlarında bulunan Erçek Gölü sulak alanını her yıl ziyaret eden binlerce flamingo bu yıl yaşam alanlarına çok az sayıda geldi. Bu yıl yaklaşık 400 flamingo geldi. Flamingolar Mart'ın sonu Nisan'ın başından başlayıp Kasım'ın sonuna kadar çok büyük miktarda Van Gölü Havzası'nın çevresinde Erçek Gölü'nde besleniyorlar. Görsel şölenleri ile flamingoları seyretmeye gelen halk büyük zevk alıyordu. İran'ın Urmiye Gölü'nde bu sene kuraklık ve bataklık olduğundan dolayı flamingolar kuluçkaya yatmadı ve Van Gölü Havzası'na gelmedi. Dolayısıyla bu sene flamingolar sayısı Van'da az olacak. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan ile Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Arayik Harutyunyan, Yerevan'da düzenlenen 3 günlük Herkes İçin Eğitim adlı yıllık konferansa katıldı. Ermenistan Cumhuriyeti'nde ilk defa gerçekleştirilen konferans geçen yıl Nepal'de gerçekleştirilmişti. 75 ülkeden 450 temsilci dünyanın dört bir yanından önde gelen delegeler katılıyor. Konferansta Liechtenstein Prensesi Tatiana, 2019 yılının dünyanın en iyi öğretmeni seçilen Peter Tabici, Dünya Bankası Kültürel Eğitim Uygulaması'nın Avrupa ve Orta Asya Bölge Başkanı Harry Patrinson hazır bulundu. Şuşi'deki Naregatsi Sanat Enstitüsü yöneticisi Mariam Andriyasyan'ın Armen Press muhabiriyle yaptığı görüşmede Şuşi'deki Naregatsi Sanat Enstitüsü'nün Sihirli adlı çömlekçilik sergisine 28 Ekim saat 16'da ev sahipliği yapacağını ifade etti. Ona göre bu sergi çalışmaları bu yılın 6-12 Temmuz tarihlerinde Terracato adlı stüdyonun özel inisiyatifiyle Şuşi'deki Naregatsi Sanat Enstitüsü'nde gerçekleşen 19. 20. yüzyıllarda Ermenistan adlı çömlekçilik kampı projesi sırasında yaratıldı. Proje Artsakh Cumhuriyeti Milli Eğitim, Bilim ve Spor Bakanlığı tarafından da desteklenmektedir. Naregatsi Sanat Enstitüsü yöneticisi Mariam Andreasyan, 8 yaşından büyük çocuklar tarafından yaratılan 19. 20. yüzyılda Ermenistan adlı eserlere hayran kalmak için sergiye herkesi davet etmektedir. Suriye Demokratik Güçlerinin lideri General Mazlum Abdin, Fox News TV ile yaptığı röportajda Türkiye'nin ateşkes rejimini ihlal ettiğini ve etnik temizlik işlemlerine devam ettiğini belirtti. General Abdin, Türkiye'nin askeri eylemleri sonucunda 500'den fazla sivilin öldürüldüğünü ve 400 binden fazla Kürt'ün yerinden edildiğini söyledi. Bazı kaynaklara göre ise Türk işgalci güçleri kimyasal silah kullandı. RIA Novosti Ajansı, Suriye Parlamentosu Milletvekili Can Set Kazan'a atıfta bulunarak verdiği haberde, Türk ordusunun Suriye'nin kuzeydoğusundaki Ras El Ayn kentinde Suriye birlikleri tarafından kuşatıldığını bildirdi. Daha önce Suriye Devlet Televizyonu, Suriye Demokratik Güçlerinin Ras El Ayn'dan ayrıldığını bildirmiş, şehir ise Türk ordusu tarafından ele geçirilmişti. Milletvekili, Türk ordusunun Ras El Ayn'ın içinde bulunma ihtimali var. Ancak uzun sürmeyecek, geri çekilecek. Türk ordusu şimdi Suriye birlikleri tarafından kuşatıldı. O yüzden korkmuyoruz diye açıklamada bulundu. Kazan, tüm Suriye topraklarının ülke otoritesinin kontrolü altında olacağından emin. Kazan, orada hiçbir Türk olmayacak. Kürtler olsalar bile Suriye devletinin içinde ve Suriye ordusunun koruması altında olacaklar. 9 yıl süren savaştan sonra ne Türk ne de diğer birlikler tarafından gerçekleştirilecek ablukaya hiçbir şekilde tahammül etmeyeceğiz, dedi.
Aurora ödülünde en önemlisi soykırımın tanınması. Bu sözleri 2019 yılının Aurora ödülünü kazanan Mirza Dinai, Yerevan'da düzenlediği basın toplantısında ifade etti. Irak'a Hava Köprüsü adlı örgütünün kurucusu ve yöneticisi olan Dinai, Yezidi soykırımının ilk kez soykırımdan kurtulan Ermenilerin torunları tarafından kabul edildiğini ve bundan gerçekten mutlu olduğunu vurguladı. Birlikte yaşama ve barış ülkesine, Kutsal Garni Tapınağı'nın topraklarına, Kutsal Ararat'ın topraklarına teşekkür etmek istiyorum, dedi. Ona göre bu ödül yardımıyla Ermeniler, soykırım kurbanlarıyla dayanışmayı ifade ettikleri için büyük bir millet oldular. Dinai, ödülü aldıktan sonra destekleyeceği 3 kuruluştan da bahsetti. Bunlar Airbridge Irak, Tohum Vakfı ve Şai Fonu. Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı'nın girişimiyle Büyük Komidas'ın 150. doğum yıl dönümüne adanmış geniş çaplı bir konser programı Paris'teki UNESCO Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Konser akşamında Ermenistan Devlet Oda Korosu sahne aldı. Sanat yönetmeni ve şefi Robert Malkian başkanlığındaki koro, yabancı izleyiciye dahi kompozitörün zengin koro şarkılarının mirasını sundu. Gomidas'ın 150. doğum yıl dönümüne adanan tarihi konsere katılan Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Aray Karutunyan konuşmasında Gomidas olağanüstü insan niteliklerinin taşıyıcısıydı. Ermeni Ulusal Müzik Okulu'nun kurucusu olarak dünya müzik tarihine özgü kendi tarzını yarattı. Eserlerinin incelenmesi sadece Ermeni müziği için değil, aynı zamanda diğer ulusların müzik araştırmaları için de önemlidir. Gomidas bölgeye özgü melodileri toplama ve karşılaştırma konusunda muazzam bir iş başardı, dedi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sergey Simpatyan yönetimindeki Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Gençlik Korosu tarafından seslendirilen Robert Amirhanyan'ın Yerazim Yergir Hayreni adlı eseri sunuyoruz. Tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.